عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Pis yırtıcılar, rahat bırakın onu. Yırtıcı yaratıklar, dokunmayın ona. Dokunmayın. Bırakın onu. Dokunmayın ona. Rahat bırakın onu. Rahat bırakın. Dikkat et. Rahat bırakın onu. Zarar vermeyin ona.
bırakın dedim. Rahat bırakın onu. Rahat bırakın onu. Baba! Ya. Rahat bırakın onu. Zarar vermeyin ona. Rahat bırakın onu. Zarar vermeyin ona. Efendim. Uyanın. Uyanın, uyanın efendim. Ne oldu Allah'ın peygamberi? Sanki rüya görüyordunuz. Sesiniz odama kadar geliyordu. Evet. Korkunç bir rüyaydı. Bir kurt sürüsü bir çocuğu kovalıyordu. Çocuğun bir çukurun içine düşmesine neden oldular. Onu parçalamak niyetindeydiler. Çocuk kimdi? Tanıyabildiniz mi? Uzaktı. Çok uzun bir mesafe vardı. Yüzünü göremedim ama Yusuf boylarındaydı. Şüphesiz Allah'ın peygamberi rüyanın yorumunu biliyor. Yoksa bu kadar tedirgin olmaz. Bir musibet, bir bela Yakup'un hanedanına pusu kurmuş bekliyor. Allah hiç kimseye kötülük dilemez. Ancak kulları şeytanla işbirliği yaparak birbirlerine pusu kuruyor. Rüya insana huzur verir. Biraz istirahat edin efendim. Allah'ım, sana sığınıyorum. Çok tuhaf. Cad, Eşir, sizler dün geceki gürültüyü duymadınız mı? Hayır, dün gece uyuyorduk. Bir şey fark etmedik. Ben bir ara uyandım ama hiçbir şey duymadım. Dün gece babanızın çıkardığı sesler beni uyandırdı. Rüya görüyordu. Uyandırdığımda rüyasında bir kurt sürüsünün Yusuf boyunda birine saldırdığını ve onu bir çukura attıklarını anlattı. Bir de baktım gece yarısı uyanmış, Yusuf'u sevip okşuyordu. Babam çocuğu tanımamış mı peki? Yüzünü görmediğini söylüyordu ama Yusuf olduğundan da emindi. Yoksa uyandığında ne diye Yusuf'u sevip okşasın ki? O çocuk Yusuf'sa kurtların da kardeşleri olmalıyız. Babanızın sizi kurt gibi görmesi çok mu gülünç? Yakup rüyasında 10 tane kurdun Yusuf'a saldırarak onu bir çukura ittiğini anlattı. Sence bu ne anlama gelir, söyler misin? Bu kötü bir rüya sayılmaz. Sana ne oldu Bilha? Yakup çocuklarımızı kurt gibi görüyor. Sen bu rüyaya iyi mi diyorsun ha? Yusuf'u parçalayan kurt kötü bir kurt değildir. Bizzat çocuklar bir şeyler yapmalı. Bizzat çocuklar. Hmm.
Mesele nedir? Sanırım biliyorum. Geceleri bile Yusuf'u düşünüyor. Rüyasında da Yusuf'u görüyor. Gittiği her yere yanında onu götürüyor. Uyuduğunda da yanında yatırıyor. Nefesini boşuna tüketme. Babamızın daha tam olarak nasıl bir rüya gördüğünü bilmiyoruz. Hem sonra annesiz olan Yusuf'u yanında oraya buraya götürmesi çok doğal. Babamızın rüyasında tam olarak ne gördüğünü biliyoruz. Rüyasında bizi kurt gibi görmüş. Yusuf'u parçalayan kurtlar olarak. Selam baba. Duyduğunuz laflar üzerinden ileri geri konuşmanız doğru bir davranış değil. Annem, rüyanızda bizi Yusuf'a saldıran kurtlar gibi gördüğünüzü söyledi. Öyle değil. Ben rüyamda sadece birkaç kurdun bir çocuğa saldırdığını gördüm. Ne o kurtlar size benziyordu, ne de o çocuk Yusuf'a. Ben o çocuğun yüzünü rüyamda hiç mi hiç görmedim. 10 kurt. Biz de tam 10 kişiyiz. Ben rüyamda o kurtları saymadım. Siz 10 kurt olduğunu nereden anladınız? Ben hepinizi seviyorum. Zahmetlerinizi her zaman takdir ettim. Bunun için size minnettarım. Ancak artık güçlü kuvvetli bir delikanlı olan Yehuda'yı bir çocuk gibi dizime oturtup sevemem. Bunu yapamam. Yapabilir miyim? Sizler de çocukken sizi sevip öpüyordum. Kucağıma otururdunuz. Yanımda uyurdunuz. Hem anne sevgisi hem baba sevgisi gördünüz. Yusuf ve kardeşi her ne kadar sevgi görürse görsün yine de sizin gibi olamazlar. Doğrusu sizlerden kendinizi bir çocukla mukayese etmenizi beklemezdim. Size daha önce de söyledim. Sözleriniz ve düşünceleriniz kıskançlıktan kaynaklanıyor. Bu düşünceler şeytanidir. Laf getirip götürenlerin içinizdeki kıskançlık ateşini körüklemesine izin vermeyin. Baba, biz Yusuf'la oyun oynamak istiyoruz. Neden izin vermiyorsunuz? Ben bir mani görmüyorum. O sizin kardeşiniz. Onunla tabii ki oyun oynayabilirsiniz. Onun da sizinle oynamaktan keyif aldığından eminim. O halde Yusuf'la oyun oynayabiliriz. Ne duruyorsunuz? Koşun hadi. Sürüyü otlatmaya götürmeyecek misiniz peki? Bizi bağışla baba.
Vay vay vay. Ne yiğit gençler, ne sevecen delikanlılar varmış burada. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz burada? Öğle yemeğimiz için süt ısıtıyoruz. Afiyet olsun. Söyleyin bakalım, davetsiz misafir ister misiniz? Siz kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Komşu köydenim. Çoban değilim ama ara sıra koyunlarımı otlatmaya çıkarırım. Size ne oldu böyle? Galiba varlığım sizi pek memnun etmedi. Etmeli miydi? Haklısınız. Bir yabancı görmek hiç kimseyi memnun etmez. Doğrusunu isterseniz ben sizin için buraya geldim. Sizi görmek beni çok ama çok şaşırttı. Siz bizi tanıyor musunuz? Aa evet. Bütün civar köyler Peygamber Yakup'un çocuklarını tanır. Peki niye bizi gördüğüne şaşırdın? Çünkü dün gece sizi rüyamda gördüm. İnanılır gibi değil. Dün sizi rüyamda gördüm. Bugün de uyanıkken görüyorum. Tuhaf değil mi? Evet, dinlemek isteriz. Hadi anlat bakalım. Doğrusunu isterseniz çok tuhaf bir rüyaydı. Hiçbir şey anlamadım. Rüyamda sizi 10 kardeş olarak gördüm. Tahterevanda bir çocuk taşıyordunuz. Sanki hepiniz köle, o da sizin efendinizdi. Bazen sizi çocuk arabanın içindeyken arabaya koşulan 10 at gibi görüyordum. Bazen de o çocuğu bir tahtın üzerinde oturmuş, sizler de ayakları prangalı bir halde onun için çiftlik ya da çobanlık yapıyordunuz. Galiba rüyamı anlatmakla sizi rahatsız ettim. Rüya önemli bir şey değil, fazla ciddiye almayın. İyisi mi, ben gideyim. Ne iğrenç bir yüzü vardı. Evet, haklısın. Çoban nereye gitti? Bu hızla buradan gitmiş olması mümkün değil. Birdenbire ortadan kayboldu. Bilmiyorum. Çoban sanki yer yarıldı da içine girdi. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama sözleri beni çok düşündürdü. Rüyası Yusuf'un rüyalarına benziyordu. Selam baba. Selam baba. Selam oğlum. Merhaba selam baba. Selam baba. Merhaba. Selam size sevgili oğlum. Selam Allah'ın peygamberine. Allah'ın selamı üzerine olsun ne oldu? Evet. Ne oldu? Kavga etmiş gibisin. Evet. Sizin çocuklarınızla. Neden? Onlar tarlalarımızı tahrip edip koyunlarını otlattılar. Onlara karşı çıktığım için de beni sopayla dövdüler. Yehuda! Şimon, Levi, gelin buraya. Neden koyunların bu gencin tarlasını tahrip etmesine izin verdiniz? Koyunlarımıza mani olamıyoruz ki baba. Hem sonra ne olmuş ki? Niçin onu dövdünüz? Onları aynı şekilde dövebilirsin. Allah'ın peygamberi, ben onları bağışladım. Ancak bir daha koyunlarını tarlamıza sürmelerine izin vermeyin. Kenan diyarının sahibi biziz. İstediğimizi yaparız. İstediğimiz yerde otlatırız diyorlar. Başkalarının tarlasında koyun otlatma hakkını kim verdi size? Kenan diyarına sahip olduğunuzu kim söyledi size? Oğlum,
Ben senden özür diliyorum. Koyunlarımızın bir daha tarlalarınıza zarar vermeyeceğine söz veriyorum. Tarlanızdaki zararı da ödeyeceğim, merak etme. Biz hata yaptık. Özür dileriz baba. Kenan diyarında herkes kendi mülkünün sahibidir. Bu diyarın asıl sahipleri Filistinlilerdir, tamam mı? Peki biz nereliyiz baba? Mezarı Mekbile'de olan benim büyük babam ve sizin atanız İbrahim Halilullah Mezopotamya'nın güneyinde Sümer ve Kelde'de yer alan Ur halkından. Bünyamin hariç hepinizin doğduğu yer olan Fedan oraya bağlı. İbrahim peygamber yeğeni Lut'la birlikte Keldanilere bağlı Ur kentinden göç etti. Lut Sodom'a gitti. Büyük babam İbrahim de buraya, yani Kenan diyarına geldi. Onlardan önce burada Filistinliler yaşıyordu. Yusuf, Yusuf oğlum, uyan, uyan. Selam baba. Selam gözümün nuru. Yine rüya mı görüyordun? Evet, tuhaf bir rüya. Kimseye anlatmamı istemediğin türden bir rüya. Babana da mı anlatmayacaksın? Koyunların yanında oturmuştuk. İz kâle Yûsufu li ebîhi yâ ebeti innî ra'aytu ahada aşara kevkeben ve şemse vel kamer ra'aytuhum li sâcidîn. Yusuf babasına, babacığım, rüyamda 11 yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm demişti. Yıldızları, güneş ve ayı seyretmeye dalmıştım ki
Beni uyandırdınız. Bekle beni. Tahmininde haklıymışsın oğlum. Bu rüyayı kimseye anlatmamalısın. Özellikle de kardeşlerine. Onlar gerçeği göremiyor. Gençlik gururları onları kıskançlığa itiyor. Kız kardeşin ve üvey annelerine de söyleme. Onlar herkese yayarlar bunu. Bir gün sana secde edecek olan güneş şu anda karşında diz çökmüş. Ay ve 11 yıldızda bir gün sana secde edecek. Ve sen bir gün büyüyeceksin. Ve makam, mevki sahibi olacaksın. Manevi makamlara ulaşacaksın oğlum. O gün baban, annen ve kardeşlerin sana secde edecekler. Ancak o güne kadar sakın rüyanı kimseye anlatma. Bilhassa kardeşlerine sakın söyleme. Yoksa sana tuzak kurarlar. Tuzak mı? Kardeşlerim tarafından mı? Allah'ın peygamberinin çocukları tarafından mı? Şeytanın gücünü göz ardı etme yavrum. Şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır. Ve onları aldatır. Peygamberlerin çocukları bile olsalar. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek. Ve sana rüyaları yorumlamayı öğretecek. Şunu sakın unutma oğlum. Daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Bunu sakın unutma oğlum. Allah ruhunu şad etsin. Sana çocuklarımı getirdim. Gördüğün gibi her ikisinin de durumu çok iyi. Anneciğim, Faika hala da bizi terk etti. O günden beri senden ayrı olmanın acısını daha çok hissediyorum. Biliyorum ki Yusuf ve Bünyamin için hiç kimse senin yerini tutmaz. Ama ben ve Leya onlara annesizlik acısını hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Baba, rüyamı anneme anlatayım mı? Sana bir müjdem var Rahil.
Oğlumuz gelecekte peygamberlik makamına ulaşacak. Bunu dün gece gördüğü rüyadan anladım. Anneciğim, Leyla teyze ve babam bana ve Yusuf'a çok iyi bakıyor. Bizim için üzülme, tamam mı? Huzur içinde yat Rahil. Huzur içinde yat. Onlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Merhaba baba. Selam kızım. Kolay gelsin. Oturun. Sana buğday getireyim. Hı hı. Babam sizi nereye götürmüştü? Annem Rahel'in mezarını ziyarete gitmiştik. Bana ne diyecektin? Yakup dün gece halifesini belirledi. Belki bilmek istersiniz diye düşündüm. Ne olmuş? İçiniz rahat olsun. Benim ve sizin çocuklarınızdan biri değil. Rahel'in oğlu Yusuf'u seçti. Daha açık konuş. Ne demek istiyorsun? Uyandığımda Yusuf'a sakın rüyanı kardeşlerine anlatma diyordu. Sen Allah'ın peygamberi, İshak ve İbrahim'in varisisin. Ve hepsinden daha önemlisi... Ona sen kardeşlerinin önderi olacaksın. Onlar da sana secde edecekler diyordu. Kendi de Yusuf'un karşısında diz çökmüş bir halde onu öpüyordu. Hiç kuşkusuz kendi çocuklarımdan birinin Yakup'un halifesi olmasını isterdim. Ancak Allah'ın peygamberi böyle uygun gördüyse... Mutlaka bir bildiği vardır. Sen Yusuf'un çocuklarına efendilik yapmasına katlanabileceğini mi söylüyorsun? Başka çare yok. Bu Yakup'un kararı ise bize kabul etmek düşer. Size de itaat etmek. Ama ben bu kararı içime sindiremiyorum. Ben de itaat edilmesinden yanayım. Leyla hanımefendi doğru söylüyor. Bize Allah'ın peygamberine itaat etmek düşer. Umarım Yusuf'un kardeşleri de bu seçimi kabul eder. Sen ne kadar safsın. Her şeyi Leyla'ya anlatmak doğru olmaz. Otur, bir şeyler yapmalıyız. Gidip çocuklarımızla konuşalım. Gittiği her yere yanında onu götürüyor. Uyuduğunda da yanında yatırıyor. Nefesini boşuna tüketme. Babamızın tam olarak nasıl bir rüya gördüğünü bilmiyoruz. Rüyasında ne gördüğünü bilmiyoruz. Yanında beni de götürebilirdi. Ama onu da götürüyor. Yanında oraya buraya götürmesi de çok doğal. Yusuf rüya görmüş. Size efendilik taslayacağı bir rüya. Bundan eminim. Bunu öğrenmenin kolay yolu var. Yusuf'a sorarız. Rüya gördüyse anlatacağını düşünüyor musunuz? Evet, evet. Evet. Yusuf yalancı değil. Gördüyse anlatır. Gidelim. Yahuda, nereye böyle?
Yusuf. Buyur abi. Sevgili kardeşimiz Yusuf'u çok sevdiğimizi biliyorsun değil mi? Ben de sizi çok seviyorum. Sahi Yehuda, ben ne zaman sizin gibi büyüyeceğim? Sen büyüksün. Ve Allah katındaki yüce makamından da bütünüyle haberdarsın. Hangi makamı kastediyorsunuz? Dün gece rüya aleminde sana gösterilen makamı. Rüyayı hatırlıyor musun? Gördüğün rüyayı diyorum. Sahip olduğun makamın yüceliği ve derecesini gösteren bir rüya gördüğünü duyduğumuzda çok sevindik. Rüya gördüğümü babam mı size söyledi? Rüyamı ondan başkasına anlatmamıştım ki. Hayır, babam anlatmadı. Ben kendim duydum. Gece yarısı sana bakmaya geldiğimde babamın sana rüyanı kimseye anlatma dediğini duydum. Gelecekte yüksek bir makama erişeceğini söylüyordu. Evet. Bize rüyanı anlatacak mısın? Şu halde rüyamı kimseye anlatmamam gerektiğini söylediğini de duymuş olmalısınız. Ne sakıncası var ki? Kardeşlerin senin mutluluğunu paylaşmak istiyorlar. Beni sevdiğinizi biliyorum. Ve rüyamı size anlatmamın bir sakıncası olmadığını da biliyorum. Ama babamın buyruğunu çiğneyemem. Babama Yusuf'u dövmeye yeltendiğini söyleyeceğim. Saçmalama, dinle. Yahuda'nın böyle bir niyeti yoktu. Sadece Yusuf onu biraz kızdırdı. Hepsi o kadar. Yahuda neye kızdı? Ona ne söyledin ki kızdı? İstediği şey, yani rüyamı ona anlatmadım. Onlar benim rüya gördüğümü nereden biliyordu? Babamdan başka kimseye anlatmamıştım. Nereden biliyorlardı? Yehuda'nın seni dövmek istediğini babama söyleyeceğim. Hayır, hayır, söyleme. Neden? Ben kardeşlerimi seviyorum. Babamı üzmelerini istemiyorum. Dinle. Niçin Yehuda beni sevmiyor? Oysa babam, kardeşler birbirini sevmeli ve birbirlerine saygı duymalı diyor. Bilha, Zülfa, Leya, neredesiniz? Buğday getirdim. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Selam baba. Selam oğlum, selam. Kolay gelsin. Bilha, el değirmenini hazırla. Hamur için hiç unumuz kalmamış, tamam mı? Bu yılın ilk buğday çuvalı. Bin bir güçlükle ayıkladım buğdayı. Ha, gel oğlum. Ha. Ha. Baba, bütün kardeşlerim rüya gördüğümü biliyorlar. Nasıl anlamışlar? Bilmiyorum. Benden gördüğüm rüyayı anlatmamı istediler. Kabul etmeyince de bana kızdılar. Bilha. Bilha. Buyurun Allah'ın peygamberi. Şimdiye kadar birçok kez senin boş boğazına şahitlik ettim. Vazgeçip kendini düzeltirsin diye hiç sesimi çıkarmadım. Ama öyle anlaşılıyor ki sen kardeşleri birbirine düşürünceye kadar rahat durmayacaksın. Allah'ın peygamberi, neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Benim bir suçum yok. Ben dün gece senin odana yakındım. Yusuf orada rüya gördü ve orada bana anlattı. Orada ikimizden başka hiç kimse yoktu. Senden başka bu rüyayı ve yorumunu kim dinlemiş olabilir ki? Ama ben yemin ederim ki dün gece... Yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Ben dün gece senin odandan gelen bir takım sesler duyunca oraya gittim. Seni ve çocuklarını uyur görünce duyduklarıma önem vermedim.
Kulaklarımın beni yanıltmadığı anlaşılıyor. Şimdiye kadar birkaç kez Zülfa'yı kendi dedikodularına alet ettiğini biliyorum. Yehuda ve kardeşlerini Yusuf'a karşı kışkırttın. Çocuklarını Yusuf'a kin gütmeye zorladın. Ben sesimi çıkarmadım. Geçmiş hatalarını bir kez daha tekrarlayacak olursan senden çocuklarını alır ve seni diyarım Fedan'a geri gönderirim. Ne dediğimi duydun mu? Hayır. 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 Allah'ın peygamberine söz veriyorum ki bir daha sizi asla öfkelendirmeyeceğim. Size itaat edeceğim. Beni bağışlayın. Ben sizin cariyenizim. Sizden ve oğullarımdan başka hiç kimsem yok. Beni buraya gömün. Ama asla Fedan'a geri göndermeyin. Hayır. Güneşin babamız, ayın annemiz, 11 yıldızın da bizler olduğu gün gibi ortada. Babamız bu değersiz çocuğa o kadar çok önem verip şımarttı ki kendini rüya aleminde mavut, bizi de kendine secde edenler olarak görüyor. Yalnızca bizi değil, anne babasını da kendine secde eder halde görüyor. Bugün Yusuf'a ne yapacağımız belli oluncaya kadar buradan dışarı çıkmak yok. Ben bütün çocuklarımı seviyorum. Yusuf'a olan sevgim Allah'ın ona olan özel inayetinden dolayıdır. Çocuklarımın bu sevgiyi anlamasını, onu sevmesini ve ona düşmanca duygular beslememesini umuyorum. İstediğim bu. O gerçekten de bizden, anne ve babamızdan daha üstün olduğunu ve bir gün bize efendilik edeceğini mi düşünüyor? Yusuf bence hayal görüyor. Babamızın ve annemizin ona gösterdiği aşırı sevgi bu tür hayaller görmesine yol açıyor onun. Niye babamız onu bizden daha çok seviyor? Bizim eksiğimiz ne? Ailenin bütün zor işlerini bizler yapıyoruz. Tarladaki ürünü toplamak, yeniden ekim yapmak bizim üzerimizde. Koyunlara çobanlık yapıp onları kurtların ağzından almak da bizim işimiz. Tarlaları sulamak, hayvanları beslemek, onları ağara sokup artıklarını temizlemek çok mu kolay sanıyorlar? Ama anne ve babamız bütün sevgilerini Yusuf'a gösteriyor. En basit bir işi bile yapmaktan aciz bir çocuğa bunca sevgi niye? Anne ve babamızın ona gösterdiği sevgi yetmiyormuş gibi şimdi de rüyalarında bize önderlik ve yücelik taslamaya başladı. Doğrusu babamız apaçık bir yanılma içinde. Bütün bunlardan da o sorumlu. Ama sessiz kalmayacak ve Rahel'in oğlunun önderliğini kabul etmeyeceğim. Biz de etmeyeceğiz. Ama makul bir çare bulmalıyız. Belki de siz söylemeye çekiniyorsunuz ama ben söyleyeceğim. Yusuf öldürülmeli. Bunlar tehlikeli sözler. Bu kadar kolay dile getirilmemeli. Niçin getirilmemeli? Böylece hem ayrımcılık yapan babamızı cezalandırmış olacağız, hem de Rahel'in oğlu bizi yönetme arzusunu mezara götürmüş olacak. Ben Yahuda kadar cesur olamasam da tek yolun bu olduğunu söylemeliyim. Ne zamana kadar tahammül göstereceğiz ha? Rahil'in oğlu dünyaya geldiğinden beri bütün dikkatleri kendi üzerine topladı. Herkesin sevgisini kazandı. Daha ne zamana kadar dayanacak? Anne ve babamızdan ötürü ağzımızı açmayacağız. Dikkatli olun. Kardeş katli ve babaya itaatsizliğin karşılığı kesinlikle cehennem azabıdır. Bunun için de bir çare düşündüm. Tövbe. Yusuf'u öldürdükten birkaç gün sonra Tanrı'dan bağışlanma dileriz. Rabbimiz çok yüce ve çok bağışlayıcıdır. Mutlaka bütün bizi bağışla. Bütün günahkarlar da senin gibi düşünüyor. Günah işleyelim, hata yapalım, sonra nasıl olsa tövbe eder günahlardan arınırız. Başka çare var mı?
Yusuf'un şerrinden kurtulduktan ve babamızın sevgisini kazandıktan sonra tövbe eder, davranışlarımızı düzeltiriz. Peki ya Allah tövbemizi kabul etmezse ne yapacağız? Günahkar için tövbe kapısı her zaman açık olmayabilir. Eğer tövbemiz kabul edilmezse sonsuza kadar lanetlenmişlerden olacağız. Bu utanç bizden sonraki kuşakların hafızasında da yer alacak. Kuşaktan kuşağa peygamber çocuklara ellerini kardeşlerinin kanıyla kirletti diye anlatacaklar. Levi'ye katılıyorum ama bunun bir faydası yok. Sorunu çözmek için Yehuda'nın önerisinden başka bir fikri olan var mı acaba? Muhalefet etmek ve dindar rolü yapmak çok kolay. Elinden geliyorsa bir çözüm sun. Amaç babamızın sevgisini kazanmak değil mi? Evet, bu çok doğru. Onun sevgisini kazanmalıyız. Bunu yapmalıyız. Şu halde Yusuf'u babamızın gözünün önünde tutmayalım. Onu buradan uzaklaştıralım. Bir müddet sonra Yusuf'u unutur ve sevgisini bize yönlendirir. Bu mümkün değil. Babamız Yusuf'u yanından hiç ayırmıyor ki. Şu halde gelin buna bir çare bulalım. Önce Yusuf'u öldürmenin çözüm olmadığını kabul edelim. Sonra Yusuf'u babamızdan uzaklaştırmanın bir yolunu bulalım.